İhlas meselesi insanın bireysel psikolojik hayatı için öneme haiz bir kavram. Şu açıdan insan şuurlu yaratılmış bir varlık. Şuuruyla hem kendi varlığının idrakinde hem de çevresinin idrakinde, diğer insanların farkında ve idrakinde. Bu insanı diğer insanlarla bir iletişime sokuyor ve şöyle bir meseleyi de karşı karşıya getiriyor. Günlük hayatın içerisinde yapıp ettiği takım işler, fiillerde bunu kimin adına yapacağı. Örneğin çok güzel bir yemek yapmaya çalışan ve akşam misafir ağırlamaya çalışan bir hanım yaptığı yemeğin insanlar tarafından, misafirler tarafından ne kadar takdir edileceği beklentisine girebilir. Yemeği bunun için, bu takdir ve övgüyü öngörerek, bunu bekleyerek bu yemeği pişirmeyi önceler. Veya başka bir seçenek, insanların düşüncelerini çok önemsemez, kendisi yemeği bizzat beğenmek, ortaya iyi bir şey ortaya koymak için yapabilir. Bir başka seçenek de, bu iki seçeneğinde çeşitli arızaları vardır. Birincisinde başka insanlar sizi beğenmeyip takdir etmediklerinde düş kırıklığında yaşar ve yaptığınız şeyin anlamı ortadan kalkar. Yemek çok güzel yapıldığı halde size eline sağlık, çok güzel yemek yapmışsın diyenlerin olmadığı bir yerde bu bir azaba dönüşür. İlaveten de bunu deseler dahi bu nefse bir benliğe haz verir ama insanın kalbini ve ruhunu, hayat içerisindeki temel o övgüler, temel meselelerini, temel acı ve sorunlarına yönelik bir çözüm getirmez. Keza kişinin kendini övmesi de bu anlamda ruhsal yaralarını na bir çare olmadığı gibi onların derinleşmesine sebebiyet verebilir. Said Nursi Hazretleri'nin İhlas Risalesi'nde bize öngördüğü şey ne insanların takdirini, övgüsünü beklemek ne de günlük yaptığımız bu dini ibadetler olabilir, bir yemek yemek olabilir, bir sanat eseriyle uğraşmak olabilir. Bunları kendi nazarınızda kendinizin gözüne girmeye yönelik bir çaba içine girmeyi de arızalı bir durum ortaya koyar İhlas Risalesi'nde ve bize bütün övgülerin mutlak olan varlığa ait olduğunu söyler. Bizim elimizden çıkan bir eser, biz insan sadece o eserin çıkmasına vesile olmuştur. O sadece vesile olduğu için, o eseri kendisine ihsan edildiği için orada övme beklentisine bu şekilde iman eden, elinden çıkan bir eylem ve fiili ve bir sanat eseri ile kurduğu ilişkiyi Allah'ın bir ihsanı olarak gören bir insan ancak ihlas meselesinde samimiyeti yakalayabilir. Çünkü orada övgünün Allah'a ait olduğunu bildiği için kendisi insanlardan ve kendi egosundan bir övgü beklentisi içerisine girmez. Bu sempozyumda bu tür konuları konuşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.